Merhaba, ben Gamze. Grafik tasarımcı, web developer ve eğitmenim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün web tasarımı ile ilgilenen, bu web siteleri nasıl çalışıyor, nasıl tasarlanıyor, nasıl sunuculara gönderiliyor ve bu www ile başlayan domain isimleri nasıl alınıyor gibi merakları olan insanların meraklarını giderme zamanı geldi. İki bölümden oluşacak olan serinin bu ilk bölümünde web siteleri nasıl çalışıyor ve nasıl tasarlanıyor ondan konuşacağız. Sonraki bölümde ise harika bir arayüzünü tasarlamanın 5 altın kuralına bakıyor olacağız. New York'ta yapılan Dünya Bilim Festivali'nde internetin geçmişi, bugünü ve geleceği konulu bir panelde Belçikalı bilim insanı Paul Otlet internetin fikir babası olarak anıldı. Bilim dünyasının enformasyon biliminin kurucusu olarak tanıdığı, çağının ötesinde bir bilim insanı olan Otlet'in 1934'te ünlü eseri Treatise on the Documentation'ı yayınladığı sırada telefon hattı ile televizyonu bağlayacak yeni bir cihaz üzerinde çalıştığını ifade etti. Yani Otlet interneti bilgisayarlardan bağımsız olarak keşfetmişti. Otlet, basılı eserlerdeki bilgileri yaymak için kullanmayı planladığı bu cihazın planlarını hazırladı. Bu cihaza televizyonlaştırılmış kitaplar adını veren Otlet, hayalindeki tasarımı, böylece çalıştığımız yerlerin kitaplarla dolu olmasına gerek kalmayacak. Bunun yerine bir ekran ve telefon olacak. Telefon aracılığıyla sorguladığımız sayfalar ekranımıza gelecek diye anlattı. Hatta bir ekranın aynı anda birkaç sayfaya bölünebileceğini belirten Otlet'in böylece aynı anda bir ekranda birden fazla tarayıcı penceresi ya da sekmesi açılması uygulamasının da fikir babalığını yaptığı festivalde ifade edildi. Otlet'in hayalindeki bu tasarım bir askeri proje olarak Winton Cerf tarafından hayata geçirildi. 29 Ekim 1969'da Kaliforniya Üniversitesi'nde yan yana yerleştirilen iki bilgisayar arasında ARPANET kullanılarak veri transferi sağlandı. Böylece dünya internetle tanışmış oldu. İlk kez İnternet ile bilgisayarlar bilgi alışverişi yaptı. İnternetin kısa tarihinden sonra bilgisayarların da gelişmesiyle birlikte ilk zamanlarda bilgisayarların haberleşmesi için kullanılan internet, sonraları web siteleriyle birlikte rutin yaşantımızın bir parçası haline geldi. Web sitesi bu haberleşmenin görsel yüzüdür. Yani internetin de görsel yüzü. Günümüzde web siteleri bilgi paylaşımı, ticaret, sosyalleşme gibi pek çok konuda kullanılıyorlar. Fakat temelde web siteleri bilgi paylaşma ve araştırma mecrasıdır. İki önemli özelliği ise hem hizmet sunması hem de hizmet almasıdır. Web siteleri sayesinde şirketler, kurum ve kuruluşlar hizmet verebilirler ya da verdiğiniz reklamlarla, internette yaptığınız satışlarla bize para kazandırırlar. Yani hizmet de alırlar. Bu lafım web tasarım ile ilgilenenlere, kesinlikle web sitelerin tasarlanması ve kodlanması sanıldığı gibi zor değildir. Web siteleri iki çeşit, dinamik web siteleri ve statik web siteleri. Dinamik web siteleri, müşterinin arayüz yardımı ile siteyi kod bilmesine gerek kalmadan bir yönetici paneli yardımı ile düzenleyebildiği web siteleridir. Blogspot, Joomla, WordPress, Squarespace gibi. Yazılım dilleri ise genelde PHP ve ASP olur. Statik web sitelerinde ise müşteriniz kod bilmeden web siteye müdahale edemez. Site içeriğini değiştirmek için bir paneli bulunmaz. Yalnızca koduna müdahale ederek değişiklik yapabilir. Yazılım dilleri ise HTML, CSS ve JavaScript'tir. Küçük bir örnekle açıklamaya çalışayım. Örneğin bir e-ticaret sitesi yaptırmak istiyorsunuz. Yani sitenizden satış yapacaksınız ve gerektiğinde yeni ürün ekleyip çıkartabileceksiniz. Varsa bloğunuzu yazacaksınız, yazı yazdıracaksınız. Müşteri kayıtlarınız olacak vesaire vesaire. Bunun için bir web arayüze ihtiyacınız var. Sizin için yazılımcı siteyi sadece HTML ile kodlar ve size teslim ederse siz yeni ürün ekleme, kullanıcı kaydı, internetten satış gibi özellikleri kullanamazsınız. Fakat ürünlerinizi gösterebileceğiniz, tanıtım yapacağınız bir web siteniz olur. Yazılımcı ya da coder yardımı haricinde
web sitenize başka bir bilgi ekleyemezsiniz. Fakat bu HTML tasarıma ek olarak bir de yazılım yapıldıysa ve size bir yönetici paneli teslim edildiyse, internetten satış yapmaya hazır, yönetici paneli sayesinde ürün ekleyip silebildiğiniz, yeni sayfalar ekleyebildiğiniz bir web sitesine sahip olmuş olursunuz. Dinamik bir web sitesinin oluşum aşamasında önce tasarım, sonra da programlama vardır. Eğer yapacağınız web sitesi statik bir web sitesi ise programlamaya gerek yoktur. Burayı çok dikkatli dinleyin lütfen, çünkü en çok karıştırılan kısım burası. HTML kodlamayla yazımsal programlama aynı şey değildir. Bir arayüz tasarlarken arayüzü iki defa tasarlarız. İlki grafiksel tasarım, ikincisi ise kod ile tasarım. Grafik tasarımcı arkadaşlar, bu kısmı sizinle direkt bağlantılı. Bir web sitenin, uygulamanın ya da oyunun grafik arayüzünün göze hoş gelecek şekilde belirli tasarımsal kurallar eşliğinde menü yerleşimi ve sayfa geçiş şemaları ile birlikte tasarlanması işine arayüzün grafiksel tasarımı deniyor. Arayüzün grafiksel tasarımı için Photoshop, Sketch, Adobe Muse gibi programlar kullanabilirsiniz. Bu programlarla tasarlamaya başlamadan evvel elinize bir kağıt kalem alarak bir web sitesinin temel taşlarını yerleştirerek bir tasarım şeması çıkartabilirsiniz. Tasarımdan önce bunu yapmak size büyük ölçüde zaman kazandıracaktır. Arayüzünüzün grafiksel tasarımı bitti. İmaj çıktılar alındı. Artık müşteriye bir sunum yapma vakti geldi. Çünkü kodlamaya başlamadan önce varsa bir revizyon, o aşamada onu düzeltmek çok daha kolay. Kodlama bittikten sonra revizyon almanız demek, bazı şeyleri en baştan kodlamanız demek olabilir. Bu aşamada mutlaka müşteri onayı almanız gerekir. Evet, müşteriniz memnun, grafiksel tasarımınız bitti, sıra geldi aynı tasarımı koda dökmeye. HTML ve CSS ile elimizde görselleri boyutlandırması bulunan web siteyi aynı ölçülerde ve aynı tasarıma sadık kalarak kodlayacağız. JavaScript yardımıyla da animasyon verip siteye biraz canlılık getireceğiz. Bu kodlamaları bir editör yardımıyla yazmak lazım. Platform size kalmış, artık milyon tane editör var piyasada bu iş için. Ama en çok kullanılanları sayalım tabi. Koda, Microsoft Visual Studio, Adobe Dreamweaver, Notepad++, Eclipse. Bunların hiçbiri yoksa bilgisayarınızdaki Notepad'le bile web site yazabilirsiniz. Önemli olan kodlamayı bilmek. Ve tasarımcı arkadaşlara kocaman bir tavsiye: mutlaka ama mutlaka HTML, CSS öğrenin. Devir değişti. Artık bebek yaştaki çocuklar için bile kodlama dillerini öğreten okul programları var. Çağın gerisine kalmayın. Geldik işin en cafcaflı kısmına. Programlamaya geçmeden evvel hadi gelin bu siteler nasıl yayınlanıyor bir onu konuşalım. Web sitesine gitmek için ne yapıyoruz? En baştan düşünün bunu. Bilgisayarınızı açtınız, sonra neyi açarsınız web sitelerini görebilmek için? Cevapları duyar gibiyim. Kiminizin cevabı Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, kiminki Opera. Daha bu liste uzar gider. Kısaca bir web sitesini gösteren şey web tarayıcıdır. Açtım web tarayıcısını, sonra başlarım o meşhur üçlüyü yazmaya: www ya da arama motorunda, ki bunlar Google, Yandex, Bing gibi arama motorları, arama yaparım. Sonuçta karşıma www.websitesininadı.com gibi bir adres çıkar. Onu tıklarım. Aslında orada yaptığınız www ile başlayan adres, dünyanın bir yerinde bulunan sunucu bir bilgisayarın IP numarasıdır. Bağlandığım bilgisayar 69.63.187.18 şeklinde bir numara göstermek yerine, ben şaşırmayayım diye bu şekilde bir name server yardımı ile bu numaraları benim iyiliğim ve rahat hatırlayabilmem için www.facebook.com olarak bize gösterir. Bu şemadaki bilgisayarların konuşmasından da anlaşılacağı gibi, tasarımını kodla yapıp kayıt ettiğim HTML dosyaları bir web sunucusuna koymalıyım ki internetteki kişiler ona ulaşabilsinler. Bu hizmeti ise hosting firmaları veriyor. Hosting firmaları internete açık olan sunucularının hard disklerinden bir bölümü, diyelim ki 1 GB'lık bir bölümü, size senelik olarak kiralar. Aynı şekilde domain adı denilen o www ile başlayan internet sitesi isimleri de senelik kira şeklinde satılır. Örneğin isminiz soyisminiz.com adresinin daha önce başkası tarafından alınıp alınmadığını www.nic.tr adresinden kontrol edip
Keza domain satan her firma bu aramayı da yaptırıyor. Yani illa niche.tr'den aramaya mecbur da değilsiniz. İstediğiniz bir şirketten bu domaini en az bir sene kiralayabilirsiniz. Fakat HTML dosyanızı da koymak için bir alana ihtiyacınız olacak. Yani hosting paketine ihtiyacınız olacak. Onu da kiralamak zorundasınız. Bu konu daha bayağı derin aslında. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazın lütfen. Cevaplamaya çalışırım. Gelelim programlamaya. Grafik tasarımı kodlanmış arayüzünüzü site ziyaretçileri ve kullanıcılar ile etkileşime geçirebilecek şekilde dinamik olarak tasarlamak istiyorsanız, mesela sosyal medya platformları gibi, e-ticaret gibi, mobil uygulama ya da oyun gibi programlama yaptırmalı ya da biliyorsanız kendiniz yapmalısınız. Programlamanın HTML kodlamadan en büyük farkı, dinamik sitenin statik siteden de en büyük farkı diyebiliriz aynı şey, bir database yani veri tabanının olmasıdır. Tüm kişiler, sayfalar, ürünler yani sitenizdeki tüm bilgiler kolonlar halinde bir veri tabanında tutulur. Böylece onlarca sayfalık HTML dokümanı yerine sadece bir satırlık kod size yeterli olacaktır. İşler daha da karışmadan bir örnek daha vereyim. Örneğin bir satırlık kodunuzda ürününüzün adı, açıklaması, fiyatı var. Ve farz edelim ki bu ürüne benzer 20 bin tane daha ürün girişi yapmalısınız. Bunun anlamı statik HTML bir sitede sizin aynı satırdan 20 bin defa daha yazıyor olmanız demek. Bu hem size eziyet hem de HTML dokümanının şişmesi, ağırlaşması demek. Şimdi bir diğer senaryoda ise elinizde bir Excel dosyası var ve kolon başlıkları da şunlar. Ürün adı, ürün açıklaması, ürün fiyatı. Ve bu Excel dosyasına zaten siz 20 bin ürünün adını, açıklamasını, fiyatını girdiniz. Yazılım yardımı ile bir defa bir satırlık kodu yazdınız. Web sitesine tüm ürünlerin bilgilerini bu Excel dosyasından çekip adı kısmına Excel'deki adı kolonunu, açıklama kısmına Excel'deki açıklama kolonunu, fiyat kısmına da fiyat kolonunu gösterdiniz. Ve otomatik olarak satır satır bu ürünleri ekrana bastırdınız. Yani bir satırda veri tabanıyla anlaşma yaparak işi hallettiniz. Excel dosyasına benzeyen bu yapı tam olarak veri tabanıdır. Yazılım dilleri ise genel olarak PHP ya da ASP olur. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde web tasarımın 5 altın kuralına bakıyor olacağız. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmında yorum yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, sosyal medyada paylaşmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.